Kayapınar Girişimci Kadınlar Kooperatifi olarak geçiyor burası. Burada sınıfımız Saraciye ve El Sanatları sınıfı. Biz çevremizde olan ev hanımlarına, özellikle ekonomik gücü düşük olan, zaten bu kesim hep öyle, onlara kendi emekleriyle evini geçindirecek kadar olmasa bile en azından yani ihtiyaç duyduğunda cebinde olacak bir miktar parası olsun diye onlara eğitim veriyoruz. Şöyle eğitim veriyoruz. Buraya geliyorlar 18 yaş üstü. Bu yaş 60'a 65'e kadar bazen çıkıyor. Onlara özel bir eğitim veriyoruz. Bu ücretsiz eğitim. Bunun karşılığında sertifika da veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nden onaylı sertifikalarımız. Onlara işi öğretiyoruz. İşi öğrettikten sonra, malzemeyi verdikten sonra yaptıkları ürünleri satış yerimiz var Sur'da. Orada satış yaparak, onlara bir katkıda bulunarak, yani mesela kimisinin çocuğu için harçlık veyahut da evine bir pazar parası, yani hani fazla bir katkımız olmasa bile en azından hayatlarına bir noktada dokunmak istiyoruz. Saraciye unutulmuş meslekler arasına giriyor biliyorsunuz. Çok eskiye dayanıyor kökeni. Yani biraz zor bir meslek. Kokusu yönünden şöyle diyeyim, Bali kokuyor mesela. Çekişle çalışıyoruz, bize hiçbir makinamız yok. Çatal diye bir delme aletimiz var, onu delerken onu güç kullanıyoruz mesela. İşte çekiştir, delme aletidir, bayağı bir güç gerektiriyor. Deriyi keserken, işlerken maket bıçağıyla kesiyoruz. Onu bayağı bir güç gerektiriyor. Hani güç gerektirdiği için pek tercih edilmiyor. Şöyle diyeyim, deriyi sevmek lazım. Deri sevdinse, yani o kokusu size bir kere geldiyse siz artık zaten onu bırakamıyorsunuz. Yani deri çok farklı bir şey. Çünkü canlı, bir kere deri canlıdır. Maliyeti yüksek derinin. Hani biliyorsunuz deri mesela şöyle diyeyim, tabakası 300-400'den başlayıp 4-5 milyara kadar giden var. Mesela vaketa deri dediğimiz, onu alamıyoruz, o çok pahalı. Çünkü o deri ham deri olduğu için onu işlemek için zaten normalde kalıplarla kesip şekil veriyoruz. Sonra onu işlemek için craft dediğimiz aletlerimiz var. O craft aletleri pahalı. Ondan sonra boyalarımız biraz pahalı. Yani o deri çantayı ortaya çıkarıncaya kadar hemen hemen normal bir boyutta bir çantamız bize 1 ve 1,5 milyar arası maliyeti var. İşte onu piyasasında bulamıyoruz pahalı olduğu için. Ama o çanta da ömürlük bir çanta. Yani tamamıyla el işçiliği. Ama biz şu anda öğrencileri şeyle başlatıyoruz. Cilt derilerle işlenmiş, fabrikadan bize işlenmiş olarak geliyor. Cilt deri olarak çalıştırıyoruz. Vaketayı da zaten deri şöyle zaten biliyorsunuz. Mesela bir meslekte siz 1-2 senenizi vermeyinceye kadar bir ilerleme kaydedemezsiniz. Bir de bunun üniversitesi yok. Bu hani bir gönüllülük gibi bir şey size söyleyeyim. Ve araştırarak, mesela araştırarak ben şeyde Kocaeli'nde özel bir eğitim aldım kendi imkanlarımla Fatih Bey'den. Hani önemli olan sevmek. Ben şu anda mesela bu yazında düşünüyorum başka bir yerde planlayıp başka bir yerde eğitim almayı. Hani kimisi para kazanmak amacıyla bakar ama kimisi sevgi, aşk olarak bakar. Ben şu anda benim için deri öyle. Hani onun yanında el sanatları da yapıyorum. El sanatları da seviyorum ama deri bambaşka bir şey. Mesela şimdi bir tane hocam var, Zeynep Hocam diye. Onu da ismini telaffuz edeyim burada. Şimdi deri dediğim gibi mesela kalıp veriyorsun öğrenciye. Kalıbı çıkarıyor, kesiyor, dikiyor. Ama bu vaketa deri, vajetel deri dediğim, onunla işte kabartma çalışma. Kabartma çalışma, onun boyası, onun craftı. Onlar biraz fazla zor olduğu için şu anda Zeynep Hoca ile birbirimize destek olmayı bu konuda düşünüyoruz. Hocamın da ayrıyeten bir atölyesi var. O atölyede şey yapacağız birlikte, yani böyle bilgi alışverişinde ve birlikte mesai çıkışlarımızda birlikte bir şeyler yapacağız onunla. İnşallah ileriki zamanlarda onu da görürsünüz.